Hazreti Ali Kerramallahu Vece'ye soruyorlar. Ey Ali, Allah varsa nerededir? Hazreti Ali Kerramallahu Vece şu veciz ve büyük ifadeyi kullanıyor. Allah'ın varlığı öylesine şiddetli ki biz onun varlığını varlığının şiddetinden dolayı göremiyoruz. Evet kardeşlerim. Elbette ki Allah'ın kudreti, varlığı insani gözle ve bedeni zahiri bir varlıkla görülmeyecek kadar güçlü ve şiddetlidir. Allah'ın varlığı kardeşlerim aydınlık gibidir. Biz aydınlığı görebilir miyiz? Aydınlığın resmini çekebilir miyiz? Aydınlığı tarif edebilir miyiz? Ama aydınlığı inkar edebilir miyiz? Aydınlık yoktur diyebilir miyiz? Hayır. Allah'ın varlığı tıpkı aydınlık gibi şekilden uzak, resimden uzak, cisimden uzak fakat alemleri kaplamış Allah'ın varlığı aydınlığın ötesinde, aydınlığın merkezi olan güneşi de yaratan Rabbimizdir. Değerli kardeşlerim, iyi düşünelim. Artık bilin ve teknoloji döneminde yaşıyoruz. Bundan 500 yıl önceki insan mikroorganizmayı inkar edebilirdi. Hücreleri inkar edebilirdi. Birisi deseydi ki hücreler denilen varlıklar var. İnkar edebilirdi, haklıydı, göremiyordu. Hatta İbn-i Sina o zaman zamanında diyor ki insan bedeninde görünmeyen kurtçuklar var. İnsan bedenini onlar yediğinden dolayı insan ölüyor diye aslında kanser hücrelerini tarif etmişti. Kimse inanmadı görünen şey değil. Kurtçuk ne demek diyorlar. Şimdi gözle görmediğimiz varlıklara iman etmiyorsak şu anda ancak binlerce kez büyütülen mikroskoplarla görünen hücreleri nasıl kabul ediyoruz? O mikroskoplar olmadığı zaman da o hücreler vardı. O bakteriler vardı, o mikroorganizmalar vardı. Ancak insanlar zahiri gözle onları göremiyorlardı. Mikroorganizmaları, hücreleri, bakterileri göremiyoruz diye inkar edebilir miyiz? Hayır, edemeyiz. Öyleyse Rabbimizin varlığı öylesine şiddetli, şiddetli ki biz onun varlığını şiddetinden dolayı göremiyoruz. Bilim ve teknolojik veriler zaten açıklıyor ki insan oğlunu Allah öyle yaratmıştır ki kendi bedenine ve ruhuna zararlı olan sesleri de duymaz, bir takım hücreleri de görmez. Rabbim insanı dünya hayatında mutlu olsun diye böyle mükemmel yaratmıştır.